Acaba kaçırıldı mı, gerçekten öldü mü? 2014 yılında Silivri cezaevinde ölü bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi kabul edildi. Cem Garipoğlu sevgilisi Münevver Karabulut'u 2009 yılında vahşice öldürmüştü. Başını kestikten sonra cesedi çöp konteynerine atmıştı. Cinayetten sonra kaçmış ve 197 gün sonra teslim olmuştu. 2014 yılında tutuklu kaldığı cezaevinde de kendi canına kıymıştı. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Öldükten sonra hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Ölmediği ve ailesi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Garipoğlu ve Karabulut ailesi ortak talepte bulundu. Mezarın açılmasını istediler. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da talebi kabul etti. Mezarın açılmasına ve DNA testi yapılmasına karar verildi. Bunlar yüzeysel bilgiler. Detayları öğrenelim bu konuyla ilgili. Hemen Çağdaş Evren Şenliği dönmüş olalım. Çağdaş, nedir detaylar, ne oluyor? Öncelikle Cem Garipoğlu'nun mezarı 3-4 gün içerisinde açılacak. Elbette farklı başlıklar da var. Onlara da değineceğiz. Ancak Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 no'lu L tipi koğuşta kapalı cezaevinde kendini asarak intihar etmişti. İşte Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin şüphesi olduğunu birçok kez de vurgulamıştı. Ve yaklaşık 2 yıldır Karabulut ailesinin de bir hukuk mücadelesi sürüyor. Ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için de birçok kez talepte bulundular. Ve bu talepte aslında birçok kez reddedildi. Ancak geride bıraktığımız saatlerde ailenin avukatı bir açıklama yaptı ve talebin kabul edildiğini ifade etmiş oldu. Ve Karabulut ailesi belirttiğimiz gibi aslında o süreç sonuçlandıktan sonra da mezar açıldığı sırada mezarın başında olacak. Sadece Karabulut ailesi değil, aynı zamanda Garipoğlu ailesinden bir fert de yine mezarın başında olacak. Uzman bir heyet yer alacak. O uzman heyetle birlikte o mezar açılacak ve Cem Garipoğlu'nun cesedine dair mezarın içerisinde ne varsa hepsi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve inceleme orada devam edecek. Aynı zamanda mezar açılırken ve içindeki ceset çıkartılırken yine video görüntüsü alınacak, fotoğraflar çekilecek. Kolluk kuvvetleri hazır bir şekilde orada bulunacak ve böylelikle DNA tespiti başlamış olacak. Şunu da ifade etmiş olalım, aslında bir sır perdesi vardı. Cem Garipoğlu kaçtı mı yoksa gerçekten öldü mü? Bu soru aslında yıllardır merak ediliyordu. İşte böylelikle DNA tespitinin yapılmasının ardından da bu sır perdesi aralanmış olacak ve kamuoyunun merak ettiği bu soru yanıt bulmuş olacak. Bir yandan da elbette şunu da ifade etmekte fayda var ki Cem Garipoğlu intihar etmeden bir gün önce iddiaya göre ailesine beni buradan çıkarın dedi. Ve bir yandan da elbette psikolog intihara meyilli değildi raporunda bulundu. Bunun yanı sıra da yine elbette psikolog veya psikiyatrist tarafından verilmiş bir ilacı da kullanmadığı tespit edildi. Bir yandan da Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun aslında bir intihar notu da bırakabilirdi. Bunu bile bırakmadı. Bu bizim için bir şüphe kaynağıdır açıklamasında da bulunmuştu. İşte tüm bu unsurlar bir araya geldi ve hem Karabulut ailesi hem de Garipoğlu ailesi mezarın açılması gerektiği konusunda talepte bulundu. Ve 2 yıldır devam eden bu talep süreci geride bıraktığımız saatlerde sonuçlandı. Yayına girerken söylediğimiz gibi yaklaşık 3-4 gün içerisinde Karacaahmet'te bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak. Elbette o süreci de yakından takip ediyor olacağız ve yeni gelişmeler oldukça da sizlere aktaracağız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı.